aşırı derecede etkileniyoruz. Efendim sıcaklıklarınız nasıl? Kötü. Şeker var, tansiyon var, kalp var. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi. Türkiye, Afrika sıcaklarının etkisi altında. Ben Samsun'dan geldim. Acayip sıcak. Çok sıcak. 40 falan hissediliyor yani. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıktı. İstanbul'da durum farklı değildi. Sıcaklığın en çok hissedildiği illerden bir tanesi de İstanbul. Saatlerimiz 14.30. Termometrelere baktığımızda 38 dereceyi gösteriyor. Ancak havada hiç rüzgar yok. Nem ise çok fazla. Hal böyle olunca hissedilen sıcaklık 38 derecenin çok daha üzerinde. Termometreyi gördünüz mü? Evet. Hissediyor musunuz? Daha fazlasını. Normalde Afyonluyum ben. Buraya geldim. Nem oranı biraz daha yüksek olunca böyle bir yapıştırdı yani. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle kronik hastalığı olanların ve yaşlıların güneşten uzak durması gerekiyor. Kan volümü azalıyor, tansiyonda oynamalar oluyor, kalbin iş yükü artıyor. Bir tür kalp krizini sıcak havalar tetikleyebilir. Özellikle su kaybına karşı çok dikkatli olmaları gerekir. Bebek ve çocukların da sıcaktan korunması gerekiyor. Çocuğunuz için herhangi bir önlem alıyor musunuz? Güneş yağı sürüyorum, şapkasız gezdirmiyorum. Çocuk için vallahi herhangi bir önlem almıyoruz. Alıyoruz desek yalan olur ya. Bir defa 12 ile 2 arası güneş ışığına çıkartmasınlar. 12 ile 2 arasındaki güneş biliyorsunuz kanserojen. Yeni doğan çocukları çok fazla giydirmemeleri lazım. Siz kaç kat giyiniyorsanız sizden bir kat fazla daha fazla giyinmemesi lazım. Büyük çocuğun su ihtiyacını belirtmesi kolaydır. Su der, ister ama küçük çocuk belirtemez. Küçük çocuğun susadığını nereden anlarsınız biliyor musunuz? Bıngıldağından. Bıngıldağına çocuğun hafifçe dokunduğunuz zaman eğer hafif içeri çocuksa o çocuk yeterince sıvı almıyor. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat etmek şart. Uzmanların en önemli tavsiyesi bol sıvı almak. Yediğinize içtiğinize dikkat ediyor musunuz? Vallahi bugün bir şey yemedim. Yememek daha iyi. Kesinlikle çok yağlı besinlerden uzak durmak gerekir. Kızartılmış, kavrulmuş besinler yerine fırınlanmış, haşlanmış, buharda pişmiş yemekler daha rahat sindirilecektir. Yoğurt, ayran, kefir iyi tercihlerdir. İçerdikleri proteinler ve kalsiyum sayesinde hem ihtiyacı karşılamış olurlar, ayranla sıvı ihtiyaçlarını da karşılamış olurlar. Hava durumuyla ilgili bilgilere gelince, meteorolojiden sevindirici haber gelmedi. Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki bir hafta boyunca da benzer havaları yaşayacağımızı söylemekte bir sakınca görmüyoruz. Yine İç Anadolu'da 37-38 derecelere çıkan sıcaklıklar, Ege'de yine 36-37'leri gördüğümüz, Marmara'da İstanbul'da içine alacak şekilde 35'leri gördüğümüz bir periyot yaşayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.